Çünkü duan yüce tanrı tarafından kabul olundu. Karı Neşba sana bir oğul doğuracak ve onun adını Yahya koyacaksın. Sevinç ve sefa bulacaksın. O Rabbinin dinde ulu olacak, Beni İsrail'in birçoğunu tanrıya döndürecek. Ya Rabbi, ya Tanrı'nın lütfunu bana duyuran melek, ben yaşlı bir adamım, bu nasıl olur? Ben, Yüce Tanrı'nın dört meleğinden Cebrail'im. Sana Rabbin emirlerini müjdelemeye geldim. Tanrım, bütün ömrümce tek isteğim bir erkek evlada sahip olmaktı. Karım Eşba da benim gibi yaşlı. Ya Zekeriya, şimdi dilin tutulacak. Ve çocuğun doğuncaya kadar konuşamayacaksın. Çünkü Allah'ın kudretine inanmadın. Şüphe ettin. Niye duruyor, niye bize bir şey söylemiyor? Ya tabii neyin yarısı, mahallede almadı tabii. Bir şey söylemesi lazım. Sebebini söylemesi lazım. Hiç ağzını açıp bir şey söylemiyor. Bu mahallede almadı tabii ya. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Neden acaba? Hadi arkadaşlar, takip edelim. Öğrenelim, burada bir sebep var. Muhakkak bunu öğrenmemiz lazım. Sana hiçbir şey söylemedi, söyleyemedi. Konuşamıyor bu meselede. Muhakkak bunu öğrenmemiz lazım. Tabii değil mi? Bırakmayalım arkadaşlar peşini, biz de devam edelim, takip edelim. Ya Rabbi, ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz. Hayatım boyunca arzu ettim. Sonunda şu ihtiyar halimde hamileyim. Kocam Hazreti Zekeriya ise dilsiz, ağızsız oldu. İnsanların karşısına çıkmaya utanır oldum. Şu ağır ömrümde her şeyi sen bilirsin ya Rabbi. Ya Rabbi, uzaklardan. Hoş geldiniz. Hoş geldin ablamın kızı Meryem. Sen de eniştemin yeğeni Yusuf, hoş geldiniz. Meryem, Hazreti Zekeriya'nın dilinin tutulmasını merak edip sizi ziyaret etmek istedi. Onu alıp getirdim. Benim çok işim var. Müsaade ederseniz köyümüz Nasır'a dönmek istiyorum. Olmaz ya Yusuf. İznimiz yok hemen dönmene. Senden bir iki gün kalmanı arzu ederiz. Buyurun. Merak ve hayret içindesin. Değil mi kızım Meryem? Bu Tanrı'nın lütuf ve himmeti. Enişten
Zekeriya'ya da bir hal arız oldu. Konuşur dili pahalandı. Ya, işte böyle Meryem. Hayrettir teyzeciğim. İki aydır ben de hamileyim. Hamile mi? Ya. Nasıl olur? Senin gibi hiç evlenmemiş bir bakire. Buna ilk önce ben de şaştım. O gün mabedi temizlemiş, dereye su almaya gitmiştim. Selam! Ey nimete eren bakire! Korkma Meryem! Çünkü Allah elinde makbul oldun. Ben Yüce Tanrı'nın habercisi Cebrail'im. Cenab-ı Hak sana temiz bir çocuk bağışlamak üzere beni gönderdi. Bu nasıl iş? Sen Tanrı'dan sakınan bir zat isen bunu nasıl yaparsın? Böyle bir günahtan Allah korusun beni. Ben ancak Tanrı'nın elçisiyim. Benim nasıl çocuğum olur? Evet, ben amcamın oğlu Yusuf'a sözlüyüm ama bana hiçbir erkek eli dokunmadı. Hakikat böyledir. Fakat Tanrı dilediğini yaratır. Sen de gebe kalıp bir oğlan çocuğu doğuracaksın ve adını İsa koyacaksın. Yüce Tanrı, onu insanlara Allah'ın kudretini gösteren bir delil ve müminlere doğru yolu bildirecek bir peygamber olarak halkedeceğini müjdeledi. Ben Yüce Tanrı'nın hüküm ve kararına razıyım. O günden beridir de bir değişiklik başladı. Meryem, benim öksüz yavrum! Damarlarımızda atamız Harun peygamberin kanı dolaşıyor. Yüce Tanrı ol der, o şey olur. Var bunda bir hikmet. Meryem, yavrum! Bunu amcamın oğlu Yusuf'a söyledim. O evvela beni şüpheyle karşıladı. Bunu büyük bir hadise, feci bir iş saydı. Bir gün su alırken... Bilmem ki ya Meryem, senin bu halini bir türlü hazmedemiyorum. Gün güne bana tesir ediyor. Fikrimi söylemekle şifa bulurum diye düşündüm. Ey amcamın oğlu, ne olur bana güzel sözler söyle. Cevap ver bana ey Meryem. Sen tohumsuz ekinin bittiğini gördün mü? Bir ağacın yağmursuz büyüdüğü görülmüş müdür? Söyle. Söyle bana. Erkek olmaksızın çocuk olur mu? Evet, evet ya Yusuf! Allah'ın ilk yaratılışında nebatları tohumsuz halk ettiğini bilmiyor musun? Tohum Tanrı'nın tohumsuz yarattığı nebatlardan türemedi mi? Biliyorum. Tanrı kudretiyle her şeyin yaratılabileceğine kaniyim ama... Ya Yusuf, Tanrı'ya asi olma! O yüce varlığın Adem ile Havva'yı erkek ve kadın olmaksızın yaratmış olduğunu unutuyor musun? Doğru. Yüce Tanrım affet! Bir an için yüreğimi kıskançlığın yakan ateşi tutuşturdu. Ya Meryem! Hamlinde olan çocuğun Allah'ın kudretiyle olduğuna inanıyorum. İşte böyle teyzeciğim. O günden sonra her hizmeti Yusuf üzerine aldı. Sizleri özlediğimi söyleyince de beni buraya getirdi. Oldu.
Evet. Tanrı'nın izniyle merasime başlıyoruz. Yeni doğana at takacağız. Oğlan olduğu için de adetlerimiz ve Tanrı'nın emri ve çile sünnet edeceğiz. Oğlumuza at takacağız. Hazreti Zekeriya konuşmaktan aciz. Ne diyeceksiniz? Yoksa babasının adını mı koyacaksınız ona? Ve onun adını Yahya koyacaksın. Ya... 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 Yahya! Ey yüce Tanrı! Senin kudretin için birazcık şüphe düşmüştü içime. İşte cezam sona erdi. Tövbekâr oldum, tövbekâr oldum. Yahya'mı verdin. Senin kudretinle bizi ihya buyurdun. Ey büyük Tanrım! Ben şeytan. Ben ki Adem'e secde etmedim. Tanrı'nın yarattığı, topraktan halkettiği ilk insana. Şimdi de yeryüzünde gene büyük hadiseler hazırlamaktayım. Ama elbette şeytanlığımı yapacağım. Bir bakire nasıl olur da bir erkekle kalmadan hamile olur? Öyle ya, doğru. Meryem'i hamile bırakan Zekeriya'dır. Doğru. Evet, doğru söylüyor. Onun yanına Zekeriya'dan başka kimse girmedi. Tabii, hep beraberler. Bu lekeyi temizlemeli. Bu bir yüz karasıdır. Tabii yüz karası. Bahsettiğiniz o Nasıralı kız mı bu? Tabii. Zekeriya'nın yaptığı bütün ülkeye yayılmış. Zil ol. Gelin şöyle etrafıma. Çocuklar beni iyi dinleyin, size diyeceklerim var. Söyle, söyleyeceğiz. Söyle, dinliyoruz. Nereye gittiysem, beni İsrail kavmine yakışmayan bu çirkin hadiseden bahsederlerken duydum. Hem bunu yapan bir peygamber olmasaydı, taştan taşa vururlardı. Ortada cezalandırılması gerekli bir suç varsa, peygamberle başka birisi arasında ne fark var? Öyle değil mi? Tabii, doğru söylüyor. Tabii, ne fark var? Bu namusun temizlenmesi lazım artık. Sizler ne yapıyorsunuz? Zekeriya bir peygamberdir. Hem o çok ihtiyardır. Bu işi nasıl yapabilir? İhtiyar ama yapmış işte. Ondan başka yapamaz. Evet. İhtiyar olmasına ihtiyar. İhtiyar ama daha iki ay evvel karısı bir oğlan dünyaya getirdi. Bu işi o yapmıştır. Doğru konuşuyorsun arkadaş. Tabii. O yetimi bu hale getiren muhakkak Zekeriya'dır. Zekeriya! İkisini de! Meryem'in kabahati yok mu? İkisine de ölüm! İkisine de ölüm! Hadi, yürü! Muradınız nedir? Ölüm... Ölüm nidaları duyuldu. Söyleyin, söyleyin evlatlarım! Bu ölüm kim? Sana ya Zekeriya! Sen bizim peygamberimiz olacaksın. Bizlere örnek olman lazım. Hem örf ve adetlerimizi hiçe sayıyor... ...hem de kapına sığınmış bir öksüzü Habil'e bırakıyorsun. Peygamberler dini bütün, ahlakı bütün insanlardır. Tanrı'dan hiç korkmadın mı? Bu işi nasıl yapabilirsin sen? Sen ne dediğini biliyor musun ya gafil? Biliyorum. Yalnız ben değil... Bütün ülke halkı biliyor bunu. Oğlu Tanrı'dan korkun. Ne? Bu alçakça iftirayı kim uyduruyor? Asıl alçaklığı yapan sensin. Senden başka bir erkeğin yüzünü gördü mü? Sus, sus ya gafil, sus! Neden susuyorsunuz? İşitiyorsun ya Eşba!
Ben ki bütün ömrümce senden başka kadın bilmedim. Meryem'in halini yüce Tanrı biliyor. Hemen gitmezsen bu gözü dönmüş ahali hepimize zarar verecek. Bana bir şey olursa hakkınızı helal edin. Ahir ömrümün süsü olan Yahya'mla hepinizi Tanrı'ya emanet ederim. Meryem kızım, sen de bir kolayını bulursan hemen git. Bazı insanlara ilahi tecellilerini izah etmek güçtür. Çünkü onların kalpleri katılaşmıştır. Sen de ey Hazreti Meryem, karnında taşıdığın ilahi nurla Tanrı'nın himayesindesin. Hepiniz Tanrı'ya emanet olun. Sen de Meryem. Zekeriya, ya İsrail kavminin peygamberi, ne bu hal? Kimden bu kaçış? Şu ağaca sığın. Ulu Tanrım, kalbim sana ayandır. Çoban, buradan birinin geçtiğini gördün mü? Evet, gördüm. Biraz evvel sihir yaptı, şu ağaç yarıldı, sonra içine girip saklandı. İşte, etiğinin parçası, hadi! Nerede? Kimse yok mu? Benim, ben! Ben! Nasralı Yusuf! Hayrola, bu ne haldir? Hazreti Zekeriya! Onu Allah korusun! İçimde bir burukluk vardı. Demek buymuş. Hadi kızım Meryem, siz de kaçın. İşittin Hazreti Zekeriya'nın sözlerini. Yusuf'un gelişi Allah'ın bir lütfudur. Bir şey anlamıyorum. Vaktiniz yok. Yolda Meryem anlatır sana. Ey Yahya! Sen doğdun. Annen baban ihtiyarlıklarında ihya oldular. Sefa buldular. Ne çare ki şeytan rahat durmadı. Acizinden fitne tohumlarını attı. Beni İsrail'in katı yüreği ve ben sizlere felaket getirdik yavrum. Bu Allah'ın da isteği olmalı yavrucuğum. Annemin ablası, Allah masumları, temizleri korur. Hadi Meryem, çabuk kaçalım. Bu haller soyumuza Allah'ın bir takdiri olsa gerek. Koş Meryem.
Medet ya senedil acizine medet ya Hazreti Allah. Senin aşkınla icrana dayandı Allah'ım. Bilmem ki ben nasıl bu icrana kayandı, kana boyandım Allah'ım. Medet ya. Beni İsrail! Yalnız Zekeriya mı suçludur? Bu işe razı olan Meryem de onun kadar kabahatlidir. Meryem de suçludur! O da suçludur! Anneanneniz bunu böyle emrediyor! Adın başsuzludur! Babanın aklına! Yürüyün! Yürüyün! Meryem'e de ölüm! Nerede o günahkar? Zekeriya! Ne yaptınız ona? Yuvamı yıktınız! Elbette Yüce Tanrı bunu size bırakmayacak! Beni dünyaya bağlayan bağ! Yavrum benim! Elinizdeki hala Hazreti Zekeriya'nın kanı damlayan baltayla kezdiniz, besteleyle biçtiniz! Zalimler zımını bize Bye.
Anneciğim. Ağlamıyorum. Adaklarımın oğlu gün gelecek elbet tutacak elinden Tanrı senin. Anam benim. Yahya oğlum. Sen benim ahı ömrümün bir neşesi. İçimi aydınlıkla dolduran bir ışığı oldun. Yüce Tanrı'nın bağışladığı son nimet olan sana doyamadım. Yavrum. Gözlerini kalbine çevirdiğin zamanlarda Hak Teala'nın varlığını orada bütün yüceliğiyle hissedeceksin. Ulu Tanrı seni onlara gönderdi. İşte sonsuz yol. Oğlum hadi kalk müjdeni ver. Peki ana. Peki. Ya Rabbi, senden iki şey diledim. Ölünceye kadar onları benden esirgeme. Sahteliği ve yalan sözü benden uzaklaştır. Bana çok zenginlik verme. Hayıma düşen nimetle besleneyim. Ta ki hak olup da Rab kimdir diye seni inkar etmeyeyim. Ya Rabbi. Ağza giren şey insanı kirletmez. Fakat ağızdan çıkan şeydir ki insanı kirletir. Dilinize, gözünüze mukayyet olun. Kötüye uymayın. Bilin ki kör körü götürürse ikisi de çukura düşer. Su yüzü yüze gösterdiği gibi yürek de insanı insana gösterir. İşte böyle aziz kardeşlerim. Buldum bu ağzı var, dili yoku vur bakalım yabancı. İnadından çektiğimi bir ben bilirim. İnadından mı? Mevlül, mahzun hayvanlara kızınca kötü insanlar gibi hemen sopaya davranıyorsun. Yarın Yüce Tanrı huzurunda davacı olacaklardır. Sizlerden haklarını isteyeceklerdir. Bütün varları yokları senin elinde. Sizlere hep aynı sözleri söylemek bana usanç vermez. Fakat siz kardeşlerime emniyet verir. Ey insanlar! Açık azarlama, örtülü, gizli sevgiden iyidir. Salih kişi yedi kere düşer de gene kalkar. Fakat kötüler felaketle yıkılırlar. Nefsine hakim olmayan adam, duvarları yıkılmış ev gibidir. Her kötülüğün anası olan nefsinize hakim olunuz. Onlar gönüllerinde zerre kadar Allah korkusu olmayanlardır. Tanrı'dan korkunuz. Allah korkusu hayata götürür. İnsan geceyi top geçirir. Kötülükler ona uğramaz. Yaklaşmakta olan gökler saltanatı Allah'tan korkanlarımdır. Anne! Niye ağlıyorsun yavrum böyle? Annem ölmemiş olsaydı bir şey demezdi. Yine annem bana kim bilir neler yapar. (Gülüyor)
Aradığın şeye bak yavrum. Ne olmuş süte? Bak olduğu gibi duruyor. Ya Rabbi, bu mucize elbette senin buyruğunun bir tezahürüdür. O öksüzün saf ve güzel tebessümü ömrüm boyunca yaptığın ibadetten daha az değildir. Ya Rabbi, sen her şeye kadirsin. Ey insanlar, inanmayanlar, veriniz, yardım ediniz birbirinize. Yoksula vermek, Allah'a ödünç vermek gibidir. Karşılığını muhakkak görürsünüz. Kimseden herhangi bir şeyi zorla almayın. Bir kimse aleyhine nahak yere söz söylemeyin. Kendi nasibinizle kanaat edin. Bizlere telkin ve tebliğ ettiklerinizin başında veriniz sözü bulunmaktadır. Müsaade buyur ya Hazreti Yahya. Bu ulu duyguyu sizin hanemize şeref vermenizle yaşamış olalım. Bu geceyi ağamın evinde geçirin, misafire olun. Tanrı izin verirse peki. Vurmayın! Ben yapmadım! Vurmayın! Vurmayın! Dur! Durun! Nedir bu yaptığınız? Bu adam bunca yıllık hizmetkarım. Paramı çaldı. Öldürsün beni. İstediğini yapsın ama bu hırsızlık töhmeti benim için bir dağ kadar ağırdır. Bu benim değil, adamlarımın ithamıdır. Bunları buraya topladım. Onlara ibret olsun. Bu adama herhalde haksızlık ediyorsunuz. Nasıl? Bu hırsız değildir. Ya Hazreti Yahya, öyleyse kim? Nasıl olur ya Hazreti Yahya, o felçlidir. Bir de bu. O da kördür. Burada toplanmış olanlar arasında bu iki kişiden başka suçluluk ve telaşa emaresi görülmüyor. Ya Hazreti Yahya, nasıl olur bu? Biri kör, biri ise felçli. Sorun kendilerine. Bağlayın onları direklere. Durun, durun, biz yaptık. Nasıl, siz mi? Evet. Her şeyi doğru olarak anlatacağım. Çömeldi, beni omuzuna aldı. Bana ayak oldu. Ben de sakladığınız duvar oyuğundan altınlarınızı aldım. Ahırda arpalığın yanına sakladım. Ya Hazreti Yahya, bu bir mucize. O masuma daha fazla haksızlık yapmanın önüne geçmiş oldunuz. Sayenizde dayak yemekten kurtuldum. Mucize değil. Herkes yaptığının mukabilini mutlaka görür. Ey kardeşlerim! Düşmanınız acıkmışsa ona ekmek yedirin. Eğer susamışsa ona su içirin. Böylece onların yüreğine muhabbet doldurmuş olursunuz. Zenginliğinize güvenmeyin ve övünmeyin. Çünkü gün ne getirecek bilinmez. Musa peygamber Firavun Kızıldeniz'inde boğulduğu zaman sevinmişti. O zaman Yüce Tanrı ona düşmanlarının ıstırabına sevinerek baktığın için istikbalin kederli olacak demiş. Selam ve saygı sana Antipas. Yüce Tanrı'nın buyruklarına göre amel edilmesini tebliğ ediyorum. İnsanlara, inanacaklara. Demek şöhreti pek kısa zamanda ülkeme yayılan Hazreti Yahya sensin. Ben müjdeciyim. Müjdenin sesi tez yayılır. Hangi müjde? Kurtuluşumuzun müjdesi. Beni İsrail kavminin esareti kısa zamanda son bulacaktır. Kralın olarak sözlerinden alındım ya Yahya. Kralın korkunçluğu aslanın kükremesi gibidir. Onu kızdıran kendi canına karşı suç eder. Ey Antipas!
Siz çok da zekisiniz. Bize hükmedenlere saygı göstermek düşer. Bakın çekirgelere, onların kralı yoktur ama hepsi bölük bölük uçarlar. Bir haber. Yok Haşmet Nal. Git. Misafirleriniz teşrif ettiler Haşmet Nal. Heruzya, nihayet gelebildiniz. Heruzya, sen şimdiye kadar gönül sarayımın sultanıydın. İşte karanlık sarayım, o da emrine amade. Antipa. Sizlere teşekkür ederim. Hiridos'un sarayından kaçabilmemi Malaki temin etti. Daima kralımın emrindeyim. Yeni kralım Antipas Hazretleri şüphesiz sözlerinde duracaklardır. Haşmet Mav saygısızlık telakki buyurmazlarsa vaatlerini hatırlatmak isterim. Evet hatırladım. Heruzya'nın sarayına sağ salim gelmesini temin ederseniz size vezirliklerimden birini verecektim. Hafızanız da hükümdarınız kadar kuvvetli Haşmet Mav. Bu Ali Cenap dostumu zindana atın. Kararımı sonra bildiririm. Ey Antipas siz ki? Evet Malaki, ben size vezirlik vaat ettim. Tanrı'nın iyilikleri üzerinizde olsun. Bizler verdiğin müjdelerin sevinci içindeyiz. Benim müjdem alev alev yanan bir ateştir. İşte balta ağaçların dibinde. Meyve vermeyen ağaç ateş için kesilir. Meyveli olunuz, o gün yakındır. Gümüşü değil, terbiyeyi, altını değil, bilgiyi alın. Nöbetçiler değişti kraliçem, gidebiliriz. Canım. Heruzyam, kraliçem. Eski aşkım. Bu haline üzgünüm Malaki. Oysa ki ben zavallı. Neler tahayyül etmiştim. Üzülme. Herhalde bu gece serbest olacaksın. Kraliçem. Neye yarar? Senin sarayın senin yanında olmadıkça. Benim serbestliğimin ne önemi var? Sevgilim.
Malaki, gönlüm razı değil zindanda kalıp çürümene. Razıyım burada kalıp çürümeye. Bu şekilde zindanda da olsam, senin bulunduğun saraydayım. Sen serbest olunca gene eskisi gibi buluşmak imkanını buluruz Malaki. Eruzyan. Malaki, kendine dikkat et. Serbest olunca hemen buraları terk et. Senden rica ediyorum. Peki, peki sevgilim. Güle güle Eruzyan. Çabuk şu getirdiklerimi giyin. Nöbetçileri değiştirdiğim için geç kaldım. Sizi kraliçemin emrine göre saraydan çıkarmam lazım. Zindanın kapısını açık bıraktım. Ben gelinceye kadar gizlenin. Ki Heruzya, içimde sıcak bir düğüm var, tam şuramda. İşte o sensin. Koca yalancı. Heruzya. Atın şu leşi köpeklere! Kralınızın adasına kadar elini kolunu sallayarak nasıl girebilirmiş? Gelin, toplanın dostlarım! Can kulağıyla beni dinleyin! Dünyada üç şey var ki onların yolu izi belli değildir. Havada kartalın yolu, kaya üzerinde yılanın yolu ve gayrimeşru kadında erkeğin yolu. Ey İsrail kavmi! Kral Antipas'la Eruzya'nın yolu belli değildir. Zina edenlerin kalpleri daima karadır. Eruzya hangi yüzde Antipas'ın sarayında oturuyor? Onların yaptıkları zinadır. Demek Eruzya'yı kardeşimin teşvikiyle buraya öldürmeye gelen iti saraydan kaçırdınız. O haini diri diri isterim. Kumandan, karımı öldürmeye gelen o canavara işkence yaptınız mı? Evet, Haşmet Mab. Herozio, o alçağa yapılacak işkenceyi gözlerinle görmeni, acı feryatlarını kulaklarınla duymanı istiyorum. Senin tatlı yüzünden başka hiçbir şey görmek istemiyorum. Kraliçem, üzüntünüzü sorabilir miyim? Gönül kuşum, Heruzyan benim. Günlerden beri bir hüzün var üstünde. Sebebini de biliyorum. Gel bak, sana bir hediyem var.
Aç perdeyi. Salome, kızım. Kızım benim. Antipas, sen dünyanın en iyi erkeğisin. Canım benim. Senin kızın benim de kızım sayılır. Onun hasreti her şeyine, hatta aşkımıza bile tesir etmeye başlamıştı. Bu sadık kumandanı gönderdim, Salome de geldi. Yılan mı dedin? Beni nasıl bir yılanın soktuğunu bilmiyorum. Acıya dayanamıyorum. Canım ağlıyor yarabbim. Korkulacak bir şey yok. Asıl içimizdeki, aramızdaki yılanlardan sakınmalıyız. Onlar sizleri bizleri yüreklerimizden sokarlar. Zehirleri de alev gibidir. İşte bir kral. Antipas bir kral ki kardeşinin karısını kaçırır, kendisine karı yapar. Herizyan'ınsa bir yılandan ne farkı var? Ama sen güzel olduğun kadar zekisin de. Fakat bir zorluk var. Yahya şimdi bizim aleyhimizde. Seninle olan evliliğimizi her vaazında kötülüyor. Adamlarım onu takip ediyor. Doğru. Hem Yahya'nın bize karşı olan kat'i niyetini anlamış oluruz. Yahya'yı çağırtacağım. Hazreti Yahya geldi. Buyur ya Hazreti Yahya. Siz buyurun ey Antipas. Beni emretmişsiniz, adamlarınızı tutup getirdiler. Bu saygısızlıklarını onlara gösteririm ben. Krallarına sadakat şarttır ey Antipas. Benim yüzümden onları azarlamanıza değmez. Bizlere yardımda bulunmanız için davet ettim sizi. Sizlere mi? İsrail kavmine peygambersiniz. Size inanıyoruz. O geleceğini müjdelediğiniz Mesih, kurtarıcın için siz olmayasınız. Halkın zihnine bunu yerleştiriniz. O Mesih ben değilim. Size geleceğini müjdeliyorum. Beni dikkatle dinle ey Yahya. İsrail ülkelerini Roma'nın hükümranlığından kurtarmak için geldiğini halka anlat. Ey Antipas, netice ne olacak? Netice mi? Kendi işlerinden bir hanedanın hükmü altında yaşar ve rahat ederler. Yabancı bir ceberrut yerine yerli bir ceberrut gelecek. Dıştan gelecek bir ateş yerine başımıza bizden bir yıldırım düşecek. Niçin İsrail hanedanının tahta geçmesini kabul etmiyor, teklif ve tavsiyeme karşı geliyorsunuz? Niçin Mesih'in hükümran olmasını istemiyorsunuz? Benim anlattığım hakimiyet Tanrı hüküm ve hakimiyetidir. Romalı zalimlere karşı ordularıma kumanda etmek istiyorsan başkumandan rütbe ve serveti senindir. Kralın lütfu ot üzerindeki yağmur tanesi gibidir. Hemen titreyiverir. O zaman birden esaret demiri olarak insanlar minnet ummanına düşer. Demek hiçbir teklifimi kabul etmiyorsun. Sana son bir defa daha söyleyeyim, dikkatli ol. Öyle budalaca şeyler peşinde koşmaya ve bize karşı yakışıksız kelimeler kullanmaya devam edersen hayatına son vermek zorunda kalacağım.
Kral Hazretleri, gidebilir miyim? Gidebilirsin. Selam sana ya Hazreti Yahya. Selam. Sizlerden gördüklerinizi hemen anlatmanızı istiyorum. Bizi burada ayakta beklemenize utandık ya Hazreti Yahya. Ya Şemun, insanlar sevgiye layıktır. Sizleri ayakta karşılamamın sebebi budur. Evet Hazreti Yahya. Bildirdiğiniz gibi yaptık. Hazreti İsa'yı Tebi Gölü civarında halka vaaz ederken bulduk. Dinleyenlerin arasına biz de katıldık. Evet ya Şemun. O benim teyzemin oğludur. Onun gözlerinde mabetteki aleve benzeyen bir şey var. İsrail kavmini kurtaracak olanın gelmesine zemin hazırlamak için gönderildim. Tanrı saltanatı şüphesiz yakındır. Hazreti İsa her gittiği yerde büyük rağbet görüyor. Ey arkadaşlar, onu istekli kulaklarla dinleyin. Haşmet ne yap? Yahya her yerde halka Antipas annelerimizi hiçe sayıyor. Yaptığı ahlaksızlıktır. Romalılar ondan çok daha merhametlidir diyor. Halkı galeyana getiriyor. Buna mani olmamız lazım Haşmet ne yap? Kumandan! Yahya'yı bulup getirin. Anne! O adamı bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Gözlerindeki o tatlı, o ışıklı kudret, insanı hırpalayan yumuşaklıkta. Kızım, Yahya bizim ve hanedanımız için tehlikeli olmuştur. Antipas emir verdi, onu zindana atacaklar. Sarayın zindanına mı? Evet. Hazreti Yahya! Yılanın nesli yılandır. Çekil yolumdan. Sana şanlar ve şerefler dolu bir yol açtım. Ama sen sefil olanını seçtin. Sizin gölgenizin düştüğü bir yolda hangi şereften bahsedeceksiniz Antipas? Bu yılana kapılarak anneannelerimize öyle bir kara leke sürdünüz ki bu kara lekeyi hiçbir ışık silemez. Bu deliği zindana atın! Hazreti Yahya, size gelmenin pahası nedir bilir misiniz?
duyulursa neticesi ölümdür. Bir tek sözünüz bana ölümü bile unutturacaktır. Sizi seviyorum. İlk gördüğüm andan beri deli gibi seviyorum. Sizi zindandan kurtarabilirim. Evvela örtülmesi gereken yerlerini ört. Defol! Yılan! Bilal kızım, kendine gel. Salome, sen de şimdiye kadar hiç görmediğim bir hal var. Bugünlerde çok değiştin. Memnun değil misin yoksa durumunda? Yok anneciğim. Çok memnunum senden, kraldan. Çok iyisiniz bana karşı. Evet, devam et. Anne, Hazreti Yahya çok tuhaf bir adam. Sık sık hayalime giriyor. Evet, çok tuhaf bir adam. Ama o bizim için zararlı bir asi. Evet, ama bu Yahya'nın önemini arttırır. Halkı benim ve Kral Antipas'ın aleyhine kışkırtıyor. Anne, bırak bu sözleri. Niçin anlamamazlıktan geliyorsun? Ne? Affedersin anne. Hiç tanımadığım bir duygu işte. Bir eziklik, bir ince sızı var. Anne, eğer bu işe aşk diyorlarsa ben Yahya'ya aşığım. Ne? Yahya'yı mı seviyorsun sen? Sende de benim heyecanım var. Hep böyle olmayacak hayaller gelip düşüncelerimizi istila eder. Niçin olmasın anne? Kral hazretlerine söylesen. Çok üzüyorsun kızım beni. Ne kralın ne de senin ayaklarınız bizim durduğumuz yerle Yahya'nın bulunduğu mahallin arasındaki uçurumu aşacak kadar uzun ve kuvvetli değildir. Evet anne, evet. Bu çok müthiş bir ağırlık. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Muhafız. Buyurun. Dediğimi yaptınız. Evet efendim. Ey insanoğulları! Hepinizin gözlerinde benim müjdelemekle vazifelendirildiğim gökler melakütünden ışıltılar görüyorum. Göklerin saltanatı Allah'ın saltanatıdır. Allah! Antipas gibi asla olmayın. Bir kral iyi örnek olmak zorundayken elinde toplanan kudreti keyfine, kötü nefsine göre kullanıyor, kardeşinin karısıyla zina yapıyor. Zinadan, kibirden, gururdan, şer yollarından nefret edin. Bu gibi hareketler insanı felakete sürükler. Doğruluktan asla ayrılmayın. Allah namuslu, doğru insanların daima yanındadır. Beni göklerin sesi, uğultusu çağırıyor. Kurtarıcı aranızdadır. O kimdir ya Hazreti Yahya? Ey insan oğulları, o ben değilim. Mefkufsun. Seni kralın yanına götüreceğim. Yüreği imanla dolu dostlarım. İnandığınız yola baş koymuş kardeşlerim. Ulu Tanrı'nın nurlu yolunda izlemeye devam edin. Elveda dostlarım. Kralın emrine itaat lazımdır. Gidelim. Benim huzur içinde gitmemi istiyorsanız işlerinizin başına dönün. Tırnağın etten sökülmesi gibi bir acı var içimde. Bu acı sizlerden ayrılmanın acısı. Belki bir daha aranıza dönemem. Belki bu çağrış ölümle biter. Ama sizler hiçbir zaman hak ve adalet yolundan ayrılmayın. Gidiyorum ama
yüreğimi sizlerle bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Elveda hak yolunda yürüyenler. Elveda.